meşhur tatlılarından biri olan jalebi yapacağız. Jalebi için neler gerekiyor? 260 gram unumuz var. 50 gram kadar pirinç unumuz var. Şöyle. 2 gram zerdeçalımız var. 2 gram kabartma tozumuz var. 80 gram kadar da yoğurdumuz var. Bunun haricinde 1 bardaklık suyumuz var. Her seferinde bu suyu ben unutuyorum da o yüzden böyle bunun haricindeyle beraber suyu unuttuğumu fark edip tekrar ilave ettim. Ayrıca şerbeti için 340 gram şekerimiz var. 180 gram kadar suyumuz var. 15 gram kadar da limon suyumuz var. Şimdi burada şöyle bir şey var. Normalde biliyorsunuz yapacağımız şerbetin sadece kristalize olmaması için birkaç damla limon suyu koyarız. Ama buradaki farklı şu. Biz jalebinin içerisine geçmesi gerekiyor limon suyunun. O yüzden limon biraz suyu biraz fazla. Limon tadını jalebinin içine geçmesi gerekiyor. Şimdi yapılışına başlayalım. Yapılışa başlayalım ama dedik yapmak için neler lazım? Onu da bir kısaca şey yapalım. Tabii önce bir kızartma işlemi için bir tavaya ihtiyacımız var. Şunu el becerisiyle alakalı kızartırken anlatacağım. Şöyle bir süzgeç, yağ süzgecine ihtiyacımız var. İşte bir kızartma yağımız var. Sıkma torbamız var. Ağzını henüz açmadık. Bunun haricinde ocağımız var. İşte kaşık, çatal, maşa vesaire. Bu tarz malzemelerimiz var. Servis için de bir tavamız var burada güzelce. Şimdi yapmaya başlayalım. Aslında yapılışı oldukça kolay bir tatlı. Her şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Oluyor bitiyor. Biz önce şuradan başlayalım. Şunun içerisine benim şerbet için olan bir bardak suyum var. Onu şöyle koyuyorum. Şekerimi de içine atıyorum. Limon suyumu da döktüm. Şerbetim burada ufak ufak kendi kendine tıslamaya başlasın. Çünkü sıcak hamur, soğuk şerbet kullanacağız. Şimdi gelelim hamurumuzun hazırlanmasına. Evet, öncelikle hamurumuz akışkan bir hamur olacak. Malzemenin hepsini karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Pirinç unumuz, zerdeçalımız, kabartma tozumuz, yoğurdumuz, bir bardak toluk suyumuzu katıyoruz. Bir kaşık yardımıyla şöyle karıştıra karıştıra. Sıvı bir hamur elde ediyoruz. Yumuşak bir hamurumuz oldu. Bu arada da ben gittim biraz ellerimi de temizledim. Yalnız bu yumuşaklık bizim için yeterli değil. Bunun böyle şeklini koruyacak kadar sıvı bir hamur olması gerekiyor. Çok değil. Birazcık daha ılık su gerekiyor. Şöyle yani parça parça, bunu da beceremedim. Katıp karıştırın. Ya akışkan ama koyduğunuz zaman formunu bozmayacak bir krem şanti gibi gibi. Hatta ben bunu da elle yapayım ya. Vazgeçtim ben. Şu da yetmedi. Biraz böyle şeyli, yani hamur kıvamına, şu kıvamdan suyla biraz salacak kendini. Şimdi bu niye oldu diyeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Her unun, her zaman tarifler yaparken söylüyoruz. Her unun su alma derecesi farklıdır. Şimdi bu da her şeyi bir anda karıştıracağınız bir tarif olduğu için bunu yakalamanız gerekiyor. Bayağı bir sıvılaştırdık ama halen gerekiyor. Demek ki bizim unumuzun sıvı yakalama eşiği daha farklı. Gene bir bardak
katarak başlayın. Ama daha sonra tutturduğunuz hamuru akışkanlık, yani seviyesine gelmesi için şöyle azar azar un katın, şey pardon, su katın. Yani çok da gelmesi, çünkü daha sonra buna sıkarken şekil vermeniz de zor olur. Çünkü en önemli şey hem yumuşak hem şeklini bozmayacak bir hamur olması gerekiyor. O yüzden böyle damla damla karıştırıyoruz. Evet, şu anda bu akışkanlık bana göre yeterli. Şöyle. Çünkü yağ girdi mi de biraz şey yapacak. Toplayacak zaten kendini şimdi. Evet, şu benim için yeterli arkadaşlar. Şimdi üzerine bir bezle örtüyoruz veya streç film de koyabilirsiniz. Yani herhangi bir sıcak tutacak bir şeyle üzerine örtüyoruz. Daha sonra da 2 saat kadar dinlendireceğiz. 2 saat kadar sonra ortalama üzerinde hava kabarcıkları oluştuğunda, yani kabartma tozu, pardon, karbonat diyecektim. Kabartma tozu aktif olduğunda ürünümüz hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar, hamurumuz gördüğünüz gibi hazır oldu. Şimdi sıkma torbamıza koyacağız. Bunun için de şöyle bir derin kabın içerisine sıkma torbanızı yerleştirin. Ama normalde ben elle de yaparım da, hani size göstermek amacıyla şöyle yerleştirdim. Yaptığım bütün hamuru güzelce içerisine boşaltıyorum. Boşalttım. Şimdi masamdaki fazlalığı kaldıracağım. Şerbetim soğudu, hazır. Ocağımda burada yağım hazırlandı. Pişirme işlemine başlayacağız beraber. Evet arkadaşlar, biz denemek için bir tane sıktık. Şimdi devamına devam edelim. Şöyle alıyorsunuz. Spiral spiral sıkıyorsunuz. Bir noktada kopartıyorsunuz. Yalnız akışkan olduğu için çok da bir noktada koparma gibi bir lüksünüz olmuyor. Hatta şu pişti gibi. Hemen şöyle bakın, gayet güzel. Altın rengi bir tona döndü. Pişti. Bunu hemen atıyoruz. Soğuk şerbetin içine. Şöyle bir şerbette bir sonrakini koyana kadar tutun. Çok fazla tutmanıza da gerek yok. Hamur bitene kadar bu işleme devam ediyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da afiyetle yiyorsunuz. Ha, bunu şerbete katmayıp böyle bir tuzlu peynirle vesaireyle de çörek gibi yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, jelebilerimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Bizim hamurumuzdan bu kadar bir jelebi çıktı. Hamurla ilgili size söyleyebileceğim en önemli şey şu. Evet, tarifte 1 bardak ılık su katılması gerektiği söyleniyor. Fakat daha önce de söylediğim gibi video içerisinde her unu farklıdır. Dolayısıyla kıvam şudur asıl. Ne krep hamurları kadar yumuşak ve akışkan, ne normal hamurlar kadar sert. İkisinin arasını tutturacaksınız. Biz zannediyorum bir 6-7 kaşık kadar daha hamura su katmak zorunda kaldık ki güzel bir akışkan hal alsın. Hani şey, yani bildiğiniz akacak ki bu spiral görüntüyü verelim.
Vallahi biz spiral görüntüyü de vermeye çalıştık. Hani bizim verebildiğimiz spiral görüntü bu kadar olabildi. Biz biraz kalın şey yapıyoruz. Yani Hintlilere bakarsanız görüyorsunuzdur. Onlar incecik. Hani 5 milim kadar falan. Ya 5 milim kadar bile sıkmıyorlardır ya. O kadar ince sıkıyorlar ki böyle çatal şey gibi. Hani böyle tel kadayıftan hallice diyeyim. Ne, veya çubuk makarnanın hamali gibi diyeyim. O şekilde sıkıyorlar. Patır patır parçalayıp yiyorlar. Valla ben bu kadar sıkabildim. Bir de güzel kabardı. Kabartma tozundan dolayı. Ancak bu kadar oldu. Böyle kimisini minik, beceriksizce sıktık. Kimisini büyük sıktık. Şimdi gelelim. Valla doku testi, moku testi değil arkadaşlar. Bildiğiniz yemek testi bu. Katılıyor musunuz Tarık Bey? Sevgili kardeşim. Ben az önce yedim. Şöyle. Bizim halka tatlılarımız vardır ya. Onun gibi üstü kıtır kıtır. İçi de ince olduğu için kıtır aslında. Ama lezzetli ve güzel bir hamur. Tabii şöyle içerisine biz limonlarını hatırlıyorsanız şerbetinde fazla koyduk. Ondan dolayı bir ekşiliği var. O da hoş, güzel yakıştı. Valla size de bize de afiyet olsun. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ama bir sonraki videoda da karşınızda ne çıkacak hiç bilmiyorum.